Kitab-ı esrar Saun, Orucun Sırları, İmam Gazali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kullarını şeytanın hilelerinden kurtararak onlara büyük bir lütuf ihsan eden Allahu Teala'ya hamdolsun. Oruç tutmayı mümin kulları için bir siper ve kalkan haline getirerek şeytanın umutlarını boşa çıkaran ve hilelerini engelleyen Allahu Teala'ya hamdolsun. Onlara cennet kapılarını açan ve şeytanın kalplerine gizli şehvetlerle ulaştığını ve bu şehvetleri kalpten atmakla şeytana galip gelineceğini bildiren Allahu Teala'ya hamdolsun. Salatu selam mahlukatın efendisi Muhammed Aleyhisselam'a onun al ve ashabının üzerine olsun. Bil ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem oruç sabrın yarısıdır ve sabır da imanın yarısıdır buyurmasına uygun olarak oruç imanın dörtte bir cüzüdür. Ayrıca Kendine özgü konumu nedeniyle İslam'ın diğer direkleri arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Çünkü Allahu Teala peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla şöyle buyurmuştur: "Ademoğlunun bütün ameli katlanır. İyilik 10 mislinden 700 misline kadar katlanır. Oruç bundan müstesna. Çünkü oruç benim içindir. Onun karşılığını ancak ben veririm." Allahu Teala da ayet-i celilesinde şöyle buyurmuştur: Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer Suresi Ayet 10 Oruç sabrın yarısını oluşturur ve onun mükafatı hesaplamaya sığmaz. Onun üstünlüğünü anlamak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerini hatırlaman yeterlidir. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu benim için şehvetini ve yemesini kesti buyuran Rabbimiz, onun karşılığını ancak ben veririm buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Cennette reyyan denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü o kapıdan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Ve yine şöyle buyurdu. Oruçlunun iki sevinç anı vardır. Birincisi iftar ettiği zaman İkincisi de Rabbine kavuşup da orucunun mükafatını aldığı zaman. Başka bir rivayette de şöyle demiştir. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçtur. Ve yine şöyle demiştir. Oruç tutanın uykusu ibadettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Her gece bir münadi, ey hayır isteyen kişi, haydi hayra gel. Ey kötülüğün peşinden koşan kişi, bundan uzak dur. Zira Allah'ın cehennemden koruduğu kimseler vardır diye seslenir. Ramazan ayı boyunca bu her gece tekrar edilir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyet de yiyin için denir. Hakka Suresi Ayet 24 Ebu Sufyan Veki İbni El Cerrah geçmişteki günler ifadesinin oruç günleri olduğunu söylemiştir. Çünkü o günlerde erkekler ve kadınlar yiyecek ve içecekten uzak kalmışlardır. Başka bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünya terkini ve orucu insanı melekler derecesine yükselten ameller listesine dahil etmiş ve şöyle buyurmuştur. İnsanı meleklerin derecesini yükselten ameller şunlardır. Allah'ı zikretmek, salavat getirmek, sadaka vermek, oruç tutmak, namaz kılmak ve Kur'an okumak. Bunlar insanı Rabbine yaklaştıran amellerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Allah -u Teala oruç hakkında meleklerine hitap ederek şöyle diyecektir. İşte bu benim kulumdur. Arzusunu bastırdı, zevklerinden vazgeçti. Yiyecek ve içecekten vazgeçti. Hepsini benim uğrumda yaptı. İşte bu kuluma iki cennet vardır. Biri dünyada, diğeri ahirette. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez. Secde Suresi Ayet 17 Yaptıkları ise oruç olarak belirtilmiştir. Çünkü Allahu Teala sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Zümer Suresi Ayet 10 buyurmuştur. Dolayısıyla oruç tutan kişinin mükafatı hesapsız, cömertçe ve hayal gücünün ötesinde olacaktır. Bu, orucun diğer rükünler arasında Allahu Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri olması sebebiyledir. Bütün ibadetler Allah'a ait olmasına rağmen tıpkı Beytullah'ın Allah indindeki özel yeri sebebiyle asil hale getirildiği gibi orucun da onun yanında özel bir yeri vardır. Çünkü duası gereği insan gözünden gizlenmiş bir tür vazgeçme ve feragat şekli ve gizli bir ameldir. Diğer bütün ibadetler ise açık ve insanların gözleri önündedir. Oruç Sadece Allah tarafından görülen sabır ve cesaret aracılığıyla gerçekleştirilen tek ibadet türüdür. İkinci olarak oruç, Allahu Teala'nın düşmanı olan şeytanı kahretmek ve mağlup etmek için bir araçtır. Çünkü şeytanın aldatma vesilesi şehvetlerdir. Şehvetler aracılığıyla çalışır ve yeme içme ile kuvvet bulur. Oruç şeytanı perişan eder. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şeytan kanın damarda dolaştığı gibi Adem oğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Ayşe validemize radıyallahu anha "Ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et." buyurdu. Ayşe validemiz radıyallahu anha "O ne ile vasıl olur ya Resulullah?" diye sorunca Resul Ekrem "Oruçla." diye cevap verdi. Az yemek. Az yemenin fazileti 4 Büyük Yıkıcı Günah bölümünde fazla yemek ve bunun çaresiyle ilgili bölümde anlatılacaktır. Oruç tutmak, öncelikle şeytanı yenmek, yolunu tıkamak, engeller koymak için bir yöntemdir ve Allahu Teala'ya yakınlaşmak için önemli bir vesiledir. Çünkü Allah'ın düşmanını yenmek onun dinine yardım etmek anlamına gelir ve onun dinine yardım eden de onun yardımına muhtaçtır. Bu nedenle ey iman edenler Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Muhammed suresi ayet 7 buyurulmuştur. Kul gayrette bulunmalı ve çabalamalıdır. Hidayet ve mükafat Allahu Teala'nın elindedir. Bu nedenle Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince onları bize ulaştıran yollara mutlaka yöneltiriz. Ankebut suresi ayet 69. Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Rad suresi ayet 11 buyurulmuştur. Şehvetler şeytanların otlama alanları olan yerlerdir ve şehvetler şeytanların iştahlarını güçlendirir ve dürtülerini arttırır. Bu alanlar verimli olduğu sürece şeytan onları ziyaret etmeye devam eder ve o ziyaret ettiği sürece Allah'ın ihtişamı hizmetkârı ortaya çıkmaz, kul mahrum olur. Onun görkemi her zaman ondan saklı kalır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer şeytanlar insanların kalplerinde dolaşmasalardı, göklerin sırlarını duyarlardı ve onları duyururlardı. Orucun üstünlüğü o kadar önemli hale geldi ki bu önem orucun prensiplerini, iç ve dış şartlarını tarif etmekte anlaşılabilir. Bunları üç bölüm altında ele alacağız. Orucun farz ve sünnetleri ve onun bozulması ile ilgili şartlar. Oruçla ilgili farzlar altıdır. İlki, Ramazan ayının başlangıcını ve hilalin gözlemlenmesini duyurmak için yeni ayı gözlemektir. Ancak gökyüzü yeni ayın görülmesini imkansız hale getirirse, Şaban ayının uzunluğu 30 gün olarak kabul edilir. Gözlemleme ile kastettiğimiz yeni ayın görülmesidir. Bu, dürüst ve güvenilir bir kimsenin sözüyle doğrulanırken, Şevval ayının yeni ayı ise ancak iki tanının sözüyle doğrulanır. Bu sadece ibadetin safiyeti ve doğruluğunun korunması için bir önlem şeklidir. Güvenilir bir tanığın yeni ayı gördüğünü iddia ettiğini işiten kişi ona inanarak hakim yeni ayın gelişini duyuramasa bile oruç tutması gerekir. Bu nedenle ibadet konusunda herkes en uygun olanı yapmalı ve ibadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmelidir. Eğer bir memlekette yeni ay görülür ama başka bir memlekette görülmezse ve ikisi arasındaki mesafe iki günlük bir yolculuktan az ise oruç her iki memleket içinde zorunlu hale gelir. Ancak mesafe iki günlük bir yolculuktan daha uzun ise her memleket kendi hükmüne sahip olur ve birinde zorunlu olan şey diğerine sirayet etmez. İkinci şart niyettir. Her gece takip eden günü şafağından önce kişinin özellikle ve bilerek oruç tutmak niyetinde olması şarttır. Eğer Ramazan ayı boyunca oruç tutmak niyetinde olsa da her gece niyetini yenilemezse orucu geçersiz olur. Her gece dediğimiz şey budur. Eğer gündüz niyet ederse orucu geçersiz olur. Bu durum Ramazan ayı ve farz oruçlar gibi nafile oruçlar hariç olmak üzere oruç tutulacak günün gecesi için niyet edilmesi gerektiği anlamına gelir. Ancak bu oruçları tutmak için niyet etmek yeterli değildir. Niyetin belirgin olması gerekmektedir. Eğer Ramazan ayı ve farz oruçları tutmak için niyet etse ama maksadı bu olmazsa orucu geçersiz olur. Farz oruçların yanı sıra Ramazan ayı boyunca tutulan oruç da Allahu Teala tarafından emredilmiştir ve bunların tutulması belirli bir niyetin sonucu olmalıdır. Eğer şüpheli gece boyunca Şaban ayının 30. gecesi Ramazan'a ait bir sonraki güne oruç tutmak niyetindeyse güvenilir bir tanın sözü tarafından desteklenmedikçe orucu geçerli olmaz.'' güvenilir bir şahidin yanılabileceği ve yalan söyleyebileceği ihtimali kişinin ertesi gün oruç tutma niyetini etkilememelidir. Benzer şekilde son Ramazan gecesiyle ilgili şüphe de dahil olmak üzere herhangi bir belirsizlik bir sonraki gün oruç tutmak niyetindeki kişinin niyet etmesini engellemeyecektir. Kişinin niyetinin sadece bir tahmin üzerine kurulu olduğu durumlarda bile örneğin karanlık bir zindanda hapsedilmiş bir kişi Ramazan ayının başladığını düşündüğü zaman herhangi bir şüphe niyetini etkilemeyecektir. Niyetler tekrar eden sözler olduğu için kişinin eğer o gün Ramazan ise ertesi gün oruç tutacağını söylemesi zararlı olmayacaktır. Çünkü niyetin yapıldığı yer kalptir ve kalpte şüphe veya tereddüt için yer yoktur. Aksine ertesi gün Ramazan olduğu kesin olarak bilinir. Gece boyunca niyetini belirleyip ertesi gün henüz geceyken Yemek yiyen kişinin niyeti geçersiz olmaz. Adet dönemindeki bir kadın ertesi gün oruç tutmak niyetindeyse ve adeti şafaktan önce biterse orucu geçerli olacaktır. Üçüncü şart, bireyin oruç tuttuğunu hatırladığı sürece kasıtlı olarak yiyecek, içecek, tütün ve lavman gibi herhangi bir maddeyi vücuduna almaktan kaçınmasıdır. Bu maddeler orucunu geçersiz kılar. Ancak kan alma ve hacamat gibi işlemlerde kulak veya idrar yolu açıcılara kadar uzanmayan müdahalelerle orucu geçersiz olmaz. Toz, sinek veya ağız temizleme sırasında su gibi kasıtsız olarak vücuda giren maddeler orucu geçersiz kılmaz. Ancak ağzını çok fazla çalkalayan kişi, ağzını çalkalamayı aşırıya kaçırırsa ağız yıkama sırasında vücuda giren su orucunu geçersiz kılacaktır. Çünkü o zaman kasıtlı olarak ihmalkar davranmış olur. Kasıtlı olarak dediğimizde, Yemeğin orucu geçersiz kılacağı kişiyi kastettik. Oruç tuttuğunu hatırladığı sürece dedik. Böylece oruç tuttuğunu unutan ve yemeği orucunu geçersiz kılmayacak olan kişi bu kuraldan muaf tutulur. Buna karşın kişi kasıtlı olarak ya sabahın başında ya akşamın erken saatinde yemek yemiş olsa ve daha sonra yemeğinin gün ışığı süresini aşmış olduğunu fark ederse kefaret vermesi gerekir. Ancak elinden geldiğince yemeğini uygun zamanda yediğine inanmaya devam ederse kefaret vermesi gerekmez. Yine de erken sabah veya erken akşam saatlerinde yemek yemeden önce zamanını dikkatli ayarlamalıdır. Dördüncü şart cinsi münasebetten kaçınmaktır. Cinsi münasebetin tanımı erkeğin tenasül uzvunun kadının tenasül uzvuna temasıyla ortaya çıkar. Kişi oruçlu olduğunu unutarak cima yaparsa buna rağmen orucu bozulmaz. Gece boyunca cinsi münasebette bulunur veya ihtilam olursa ve sabah namazı öncesi cünüp bir halde uyanırsa orucu bundan dolayı bozulmaz. Şafak sökerken eşiyle münasebet halindeyken imsak sona ererse orucu bozulmaz. Ancak meni gelene kadar devam ederse orucu geçersiz olur ve kefaret vermesi gerekir. 5. Şart hem cinsi münasebet yoluyla hem cinsi münasebet olmaksızın kasıtlı meni akışından istimnadan kaçınmaktır. Kasıtlı meni akışı orucu bozar. Bununla birlikte kişi eşini öptüğünde veya birlikte olduğunda meni akmadığı sürece orucu bozulmaz. Bununla birlikte yaşlı olursa oruçlu için öpmek ve ellemek caizdir. Genç olursa da bu böyledir. Ancak her ikisi de hoş karşılanmaz. Bu durumda ihtiyatlı davranmak ve öpmekten kaçınmak daha iyidir ve uygun olan davranışta da budur. Eğer kişi öpmenin ve oynaşmanın sonucunda meni akıtabileceğinden korkuyorsa ve yine de öpüşür, sonuç olarak meni akıtırsa orucu kasti olarak ihlal ettiği için bozulur. Altıncı şart kusmadan kaçınmaktır. Çünkü istifra orucu geçersiz kılar. Ancak kişi buna engel olamazsa orucu hala geçerli ve sahihtir. Boğazından veya göğsünden balgam veya mukus yutarsa orucu bozulmaz. Bu durum hastalık gibi özel durumlar nedeniyle oruç tutmanın kolaylaştırılması için mümkün kılınmıştır. Ancak ağzına geldikten sonra yutarsa orucu bozulur. Orucun bozulması ile ilgili durumlar. Bu durumlar dört tanedir. Kaza, kefaret, fidye ve oruç bozulduğu takdirde günün geri kalanında yiyecek ve içecekten kaçınma. Kaza, her sorumlu Müslüman için mazeret olsun veya olmasın, orucu tutulmayan bir günün telafisi olarak tutulması gereken zorunlu bir şarttır. Adet gören kadınlar ve dinden çıkarak tekrar Müslüman olanlar da dahil olmak üzere tutamadıkları her oruç için telafi etmekte yükümlüdürler. Ancak mümin olmayanlar, küçük çocuklar ve akıl hastaları bu yükümlülük altında değillerdir. Ramazanda atlanan günlerin telafisi arka arkaya yapılmak zorunda da değildir. Farklı aralıklarla veya hepsi tek bir seferde de yapılabilir kefaret, oruçluyken cinsi münasebette bulunmak ile vacip olur. Boşalması, yemek ve içecek hiçbir kefaret gerektirmez. Kefaret bir köleyi özgür bırakmakla da yapılır. Bu mümkün değilse ardışık iki ay oruç tutmak yeterli olacaktır. Ancak kişi bunu da yapamıyorsa 60 fakire birer ölçek buğday, arpa veya hurma vererek de kefaret borcunu ödeyebilir. Fidye ile ilgili olarak çocuklarının sağlığını korumak niyetiyle oruç tutamayan hamile ve emziren kadınlar oruç tutmak zorunda değillerdir. Böylece atladıkları günler için telafi etmekle birlikte oruç tutamadıkları her gün için bir ölçek buğdayı yoksullara fidye olarak vermeleri gerekmektedir. Güçsüz olduğu için oruç tutamayan yaşlılar da atladıkları her gün için bir ölçek buğday vermelidir. Yiyecek ve içecekten geri kalan gün boyunca kaçınmak Orucunu mazeretsiz olarak bozan veya tüm gereksinimlerini yerine getiremeyen herkes için zorunludur. Adet gören kadın zaten arınmışsa geri kalan gün boyunca oruç tutmakla yükümlü değildir. Benzer şekilde iki günlük bir yolculuğun sonunda oruçlu olmayan yolcu geri kalan gün boyunca oruç tutmakla yükümlü değildir. Yeni ayı gördüğünü beyan eden tek bir güvenilir şahit varsa şüpheli günlerde de yiyecek ve içecekten kaçınmak zorunlu hale gelir. Ayrıca seyahat sırasında dayanılmaz olmadıkça oruç tutmak oruç tutmamaktan daha hayırlıdır. Eğer bir seyahate oruçlu olarak başlanmışsa o gün orucunu bozmamalıdır. Aynı şekilde bir seyahatten oruçlu olarak dönmüşse o gün orucunu bozmamalıdır. Orucun sünnetleri. Oruçla ilgili sünnetler 6 tanedir. Bunlar sahurun zamanını geciktirmek, iftarı hızlandırmak için namazdan önce hurma yemek veya su içmek gün batımından sonra misvakı gece kullanmak, Ramazan ayında cömertçe vermek, fazlaca Kur'an okumak ve özellikle Ramazan ayının son 10 gününde itikafa çekilmek şeklindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayının 10 günü geldiğinde yatağını sardığı, izharını bağladığı ve ehli beytine de telkinde bulunarak ibadete hazırladığı bilinmektedir. Bu 10 günlük süreçte Kadir Gecesi denilen mübarek gece arandığından İtikafın devamlı olması evladır. Kadir gecesi muhtemelen tek gecelerde aranır. Bunların en olasıları 21., 23., 25. veya 27. gecelerdir. Eğer bir kişi bu günleri sürekli bir şekilde ibadetle geçirmek için yemin eder veya niyet beyan ederse, sadece hastayı ziyaret etmek, cenazeye gitmek, arkadaşını ziyaret etmek veya taharetini yenilemek gibi haklı bir sebep olmadan ayrıldığı sürece itikafın devamlılığını bozmuş olur. Ancak ihtiyacı olan bir şey için geri döndüğünde devamlılık bozulmamış olur. Örneğin hacete gitmek gibi. Kişi bu süre zarfında evinde abdest alabilir ancak camiye gidiş dönüş yolunda başka bir şeyle ilgilenemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalet ihtiyacı dışında camiden ayrılmazdı ...ve yol boyunca hastalar hakkında sadece geçerken durmaksızın bilgi alırdı. İtikaf cinsel münasebet ile bozulur ancak öpmek ile bozulmaz. Kişi camideyken parfüm kullanabilir ve evlilik yapabilir. El yıkama, uyuma ve yemek yemek gibi şeyler de kaçınılmaz ve gereklidir. Bu nedenle devamlılık bu eylemlerde bozulmaz. Vücudun bir kısmının camiden çıkması da devamlılığı bozmaz... Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikaftayken başını mescidin kapısından dışarı çıkarır ve Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha hücresindeyken saçlarını yıkar ve tarardı. Kişi hacetine gitmek için itikaftan ayrıldığında içeri gireceği vakit yeniden niyet etmelidir. Ancak 10 günlük süre için önceden niyet beyan ettiyse bunu yapması gerekmez. Ancak yine de niyetin yenidenmesi daha iyidir. Oruç tutmanın ruhani sırları ve manevi şartları. Bil ki oruç 3 dereceden oluşur. Avamın orucu, havasın orucu, ehasül havasın orucu. Avamın orucu, mideyi ve şehveti tatmin etmekten kaçınmayı içerir. Havasın orucu, kulaklarını, gözlerini, dilini, ellerini ve ayaklarını, diğer azaları da günah işlemekten uzak tutmayı içerir. Ehasül havasın orucu, kalbin, kötü ameller ve dünya ile ilgili düşüncelerden, endişelerden de oruç tutması ve sadece Allah'a yönelerek başka herhangi bir şeyle ilgilenmemesidir. Bu tür bir oruç, Allah ve ahiret dışında herhangi bir şey düşünmek veya dünya işleriyle ilgilenmek de bozulur. Bu durumda kişi sadece ahirete olan dini teşvik ettiği ölçüde dünya işleriyle ilgilenir. Bu nedenle kalpleri arındırılmış olanlar, oruçlu iken ne yiyeceğini düşünen kimse günah işler demiştir bu rütbede peygamberler ve Allah'ın en sevdiği kulları bulunmaktadır. Bu oruç bütün gücüyle Allahu Teala'yı aramak ve ondan başka her şeyden uzak durmak demektir. Kısacası Allahu Teala'nın şu ayetleri bu manayı içerir. Resulüm sen Allah de sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. En'am suresi ayet 91. Havasın orucu tüm azaları günah işlemekten korumaktır ve altı şey aracılığıyla gerçekleştirilir. Herhangi bir şekilde kötülenen veya kişiyi Allah'ı hatırlamaktan alıkoyan herhangi bir şeye bakmaktan kaçınmaktır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Bu sebeple Allah'tan korktuğu için harama bakmayı terk eden kimseye mükafat olarak Allahu Teala öyle bir iman verir ki onun tadını kalbinde hisseder. Cabir bin Abdullah el-Ensari tarafından Enes radıyallahu anh'tan nakledilen bir rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Beş şey orucu bozar. Yalan söylemek, arkadan konuşmak, dedikodu yapmak, yalan yere yemin etmek ve harama özlemle ve şehvetle bakmak. İkincisi, dilin hezeyanlardan, yalan söylemekten, arkadan konuşmak ve dedikodu yapmaktan, müstehcenlik, kötü sözler, tartışmalardan ve iki yüzlükten kaçınması ve suskunluğunu korumasıdır. Ayrıca dil, Allahu Teala'nın anılması ve yüceltilmesi için kullanılmalı ve Kur'an okuma ile meşgul edilmelidir. Dilin orucu da budur. Beşir İbni Haris'in rivayetine göre Süfyan-ı Sevri bir keresinde şöyle demiştir. Arkadan konuşmak orucu bozar. Mücahit'ten rivayetle İbni Ebi Süleym ise şöyle demiştir: Arkadan konuşmak ve yalan söylemektir. İbni Abbas radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Oruç bir kalkandır. Bu yüzden oruçlu kişi uygunsuz söz söylemekten ve cahilce davranmaktan sakınsın. Eğer birisi onunla tartışırsa veya ona kötü söz söylerse o kişi sadece ben oruçluyum desin. Rivayet edildi ki oruç tutan bir grup kadın açlık ve susuzluktan helak olacak hale geldiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve şöyle dediler. Ey Allah'ın elçisi biz oruç tutuyoruz ama susuzluğun ve açlığın şiddeti dayanılmaz hale geldi. Bizi kurtaracak bir şey verin. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir kap gönderdi ve şöyle buyurdu bu kabın içine yediğinizi kusun. İlk olarak bir kadın kalktı ve kabın içine kusarak onu yarıya kadar doldurdu. Sonra diğer kadın da kalktı ve o da aynısını yaptı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu iki kadın Allah'ın helal kıldığı şeylerden oruç tutmuş ve haram kıldığı şeyleri tüketerek oruçlarını bozmaktan kaçınmışlardır. Ayrıca onlar aralarında dedikodu yapmışlar ve böylece insanların etini ve kanını yemişlerdir. Üçüncüsü kulakları her türlü kötü şeyi işitmekten korumaktır. Çünkü söylenmesi haram olan her şeyi işitmek de haramdır. Bu nedenle Allahu Teala şöyle buyurmuştur: Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. Maide suresi ayet 42. Ve yine bari din adamları ve alimleri onları yalan söylemekten ve haram yemekten men etselerdi. Bu yaptıkları ne kötüdür. Maide Suresi Ayet 63 Bu nedenle iftira karşısında sessiz kalmak haramdır. Yine Allahu Teala şöyle buyurmuştur. Şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Nisa Suresi Ayet 140 Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde iftira edenle onu dinleyen günahta ortaklardır buyurmuştur. Dördüncü olarak diğer azaları günahlardan sakındırmak, eli kötülüğe yönlendirmekten alıkoymak ve şerri izlemekten ayağa çekmek, ayrıca iftar vaktinde şüpheli gıdalardan kaçınmak lazımdır. Aksi takdirde eğer oruç sadece meşru şeylerden uzak durmakla sınırlı kalırsa hiçbir anlamı kalmaz. Oruçlu kişi bir bina inşa eden kimseye benzer ki o da kendi elleriyle bir ev yapacağım diye o şehri yıkar meşru yiyeceklerin zararlı olması kalitesinden değil miktarından kaynaklanır ve oruç ölçülü olmak konusunda insanları teşvik etmeye amaçlar. Benzer şekilde ilacın zarar verme ihtimaliyle karşılaşma korkusuyla ilacın çoğunu içmekten kaçınıp az miktarda içerek zehirlenme riskine bile girmeyi göze alanlar ahmakça bir tutum sergileyerek kendilerini tehlikeye atarlar. Haram, din için zararlı olan zehirken helal, azı yararlı olan ilaç gibidir ancak aşırısı da zararlıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birçok kişi orucundan sadece açlık ve susuzluk elde eder. Bu sözün açıklaması olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşru olmayan şeylerle orucunu bozan kişiyi kastetti. Diğerleri meşru yiyeceklerden uzak duran ve haram olan dedikodu yoluyla insan eti yiyen kişiyi kastettiğini söylediler. Başkaları ise Efendimizin azalarını günahlardan uzak tutmayan kişiyi kastettiğini söylediler. Beşinci olarak kişi orucunu açarken helal yiyeceklerden bile aşırı yemez ve karnını tıka basa doldurmaz. Çünkü Allahu Teala'ya en tiksindirici kap helal yiyeceklerle tıka basa dolu olan bir midedir. Nasıl olabilir ki biri oruç tutarak hem Allah'ın düşmanını yenmeyi hem de kendi iştahını kontrol altına almayı beklerken iftar zamanında gün boyunca kaçırdığı yiyecekleri telafi etmek ve çeşitli yiyecek ve içeceklerden daha fazlasını tüketmek de kendini ödüllendirir. Bu nedenle Ramazan ayında diğer aylardan daha fazla yiyecek ve içecek tüketilir. Halbuki oruç tutmanın amacı açlık ve şehveti baskılamak, böylece takvayı elde etmektir. Eğer mide sabahın erken saatlerinden akşama kadar hiçbir şeyle beslenmeyip iştahı çoğaldıktan sonra lezzetli yiyeceklerle doldurulursa şehveti artacak ve canlılık ikiye katlanacak, bu da uyuyan azaların harekete geçmesine sebep olacaktır. Oruç tutmanın ruhu ve sırrı, şeytanın insanları kötülüğe yönlendirmede kullandığı kuvvetleri zayıflatmaktır. Ancak öğünlerin birleştirerek tek seferde tüketilmesi, oruç tutmanın huzur veren sevabını kaybettirir. Böyle bir kuvveti bertaraf etmek ancak az yemekte olur. Aslında oruç tutmanın adabı, kişinin gündüzleri çok uyumaması, açlık hissini ve susuzluğun alevlerini hissetmesi ve bedeninin zayıflığının farkına varmasıdır. Böylece kalbi temizlenir ve nurlanır. Bedenini bu zayıf durumda tutarak gece ibadetini yapmayı ve virtlerini okumayı daha kolay hale getirmelidir. Bu şekilde şeytan kalbine yaklaşamaz ve gözleri melekut aleminin sırlarını görmüş olur. Bu bağlamda Kadir Gecesi İnsanlara görünmez dünyanın bir parçasının açıldığı mübarek bir gecedir. Allahu Teala'nın andolsun ki biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik. Ayetiyle de buyurduğu gibi bu gece Allahu Teala'nın müminlere özel bir armağanıdır. Yemeğin dolu olduğu bir yemek torbasına kafasını gömen kişi melekut aleminin sırlarını keşfetmeyi umamaz. Midesini boş tutsa bile sadece Allahu Teala dışındaki her şeyden zihnini boşaltmadıkça perdeyi kaldıramaz. İşin özü budur ve temeli az yemektir. Bu konu Kitabul Etime'de inşallah daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Altıncı olarak iftar vaktinde kalbi korku ve ümit arasında olması gerekir. Çünkü orucunun kabul edilip edilmeyeceği ve dolayısıyla Allahu Teala'nın sevdiği kullarından biri mi Yoksa hoşnutsuzluğunu kazananlardan biri mi olacağını bilemez. Her ibadetten sonra böyle bir korku ve ümit durumunda kalmalı ve her an iman ve itaat üzere olmalıdır. hasan Basri bir grup erkeğin eğlenip gülüştüğü bir yerden geçerken şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ey insanlar! Siz yarın Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. İşte o zaman onun huzurunda ne yapacaksınız?'' Hanginiz amelleri öne çıkanlardan olacaksınız? Hanginiz salih amelleri çok olanlardan olacaksınız? Gerçekten de Allahu Teala Ramazan ayını insanların ibadetinde yarıştığı bir müsabaka alanı olarak yarattı. Bazıları müsabakayı kazandılar ve necat buldular, diğerleri geride kaldı ve helak oldu. Biz şaşkınız ve şaşırıyoruz ki insan ciddi olanların zafer kazandığı ve tembel olanların başarısızlık ve felakete uğradığı bir günde tembellik ve gülüşmeyle nasıl zamanını harcayabilir. Allah'a yemin ederim ki perde kalkarsa iyilik yapan iyilikle meşgulken kötülük yapan kötülükle meşgul olacaktır. Başka bir deyişle orucu kabul edilen kişinin sevinci onu işe yarar şeyler yapmaktan alıkoymazken orucu kabul edilmeyen kişinin acısı ve pişmanlığı tüm sevincini alır ve gülmeyi ona imkansız hale getirir. Ahnef İbni Kaysa bir gün artık ihtiyarladın, oruç tutmasan olur denildiğinde Kays şöyle cevap vermiştir. Aslında bu oruç benim için uzun bir yolculuk için azıktır. Gerçek şu ki bugün onun yüküne dayanmak, onun azabının yüküne dayanmaktan daha iyidir. Bu sözler orucun manasını tasvir etmektedir. Eğer derseniz ki kişi sadece midesinin ihtiyacını ve şehvetini kontrol altında tutmakla sınırlanırken ve orucun manevi yönlerini ihmal ederken nasıl oluyor da fıkıh alimleri onun orucunun geçerli olduğunu söyleyebiliyorlar? O zaman bilmelisiniz ki fıkıh alimleri orucun yalnızca zahiri şartları yani sıradan insanların anlayabileceği ve uygulayabileceği yükümlülükleri ele almakta özellikle gıybet gibi manevi şartlarını belirlediğimiz şartlardan çok daha zayıf kanıtlarla zahiri yönlerini ele almaktadırlar. Her durumda onların ancak bu dünyayla meşgul olan gafil insanların ulaşabileceği yükümlülükler dışında herhangi bir yükümlülükle ilgilenmeleri beklenemez. Bu nedenle kişinin orucu sadece yeme içmeyi bırakmak ve şehvetini kontrol altına tutmakla sınırlı olsa bile şer'i hukukun gerekliliklerinin yerine getirilmesi orucun geçerliliği için kabul edilebilir. Öte yandan ahiret talimleri orucun geçerlilik anlamının yalnızca oruç tutmanın şartlarını yerine getirmekle değil aynı zamanda orucun amaçladığı manevi kazanımları gerçekleştirmekle olduğunu anlarlar. Ancak oruçtan gerçek maksat Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak ve sadece ona yönelmek, mümkün olduğunca şehvetlerden kaçınarak meleklerin vasıflarına yaklaşmaktır. Çünkü insan akıl ışığıyla şehvetleri yenme yeteneğine sahip olduğundan hayvanların üstünde durmaktadır. Öte yandan insan cismani arzulara karşı mücadele edebilme yeteneğine sahip olduğundan ve bu arzulara karşı mücadele edebilme yeteneği göz önünde bulundurularak değerlendirildiğinden bahisle nefsinin arzularına ne kadar çok kapılırsa bir o kadar düşük bir seviyeye iner ve hayvanların seviyesine yaklaşır. Nefsi arzularına ne kadar dizginlerse ve arzularını kontrol altına alırsa o kadar yüksek bir seviyeye yükselir ve meleklere uymuş olur. Melekler Allah-u Teala'ya yakın bir konumda bulunurlar ve onun vasıflarıyla vasıflanırlar. Bu kişi her kim olursa o da onlar gibi Allah'a yaklaşır. Ancak bu yakınlık bir konum yakınlığı değil, nitelikler ve özellikler yakınlığıdır. Akıl ve basiret sahipleri arasında oruç tutmanın sırrı bu ise gün boyunca şehvetlerini tatmin ederken bir öğünü geciktirmek ve iki öğünü iftar vaktinde birleştirmenin ne gibi bir yararı olabilir? Eğer böyle bir davranışta fayda varsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri ne anlama gelir? Nice oruç tutanlar vardır ki açlık ve susuzluktan başka bir şey elde edemezler. Bu nedenle Ebu Derda şöyle demiştir. Akıllı adamların uykuları da yemeleri de ne güzeldir. Ahmakların oruç ve uykusuzluklarını nasıl ayıplamazlar? Yakin ve takva sahiplerinin bir zerre ibadetleri, ahmakların dağlar kadar ibadetlerinden daha eftal ve daha üstündür yine bir alim şöyle demiştir nice oruç tutanlar vardır ki oruç tutmazlar nice yiyenler vardır ki oruçludur gerçekten oruç tutan kişi yiyecek ve içecekten uzak durmasının yanı sıra kendisini günahlardan da uzak tutan kişidir gerçekten oruç tutmayan kişi ise açlık ve susuzluğunun yanı sıra günah işleme konusunda nefsine hakim olamayan kişidir bu şuna benzer ki kişi abdest alırken bir azasını su ile yıkamayarak sadece kuru bir şekilde üç defa mesletmiş, görünüşte gereken sayıyı tamamlamamış olsa da asıl önemli olanı yani suyu kullanmamıştır. Böyle cahil bir kimsenin namazı reddolunur. Öte yandan günah işlemekten kaçınarak orucunu tutan, ancak yeme içme yoluyla orucunu bozan kişi, abdest alırken her bir azasını sadece bir kez yıkayan kişiye benzer. O kişinin duaları Allah'ın izniyle kabul edilir çünkü o abdestteki temel şartları yerine getirmiş olmasına rağmen manasını yerine getirmemiştir. Ancak hem şartlarını hem de manasını yerine getiren kişi abdestte her bir azasını üç kez yıkayan kişiye benzer ve fazilet ve kemalde her ikisini de cem etmiş olur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde şöyle buyurmuştur. Gerçekten oruç bir emanettir. Herkes emanetini iyi korumadı. Yine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zamanda adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür. Nisa suresi 58. ayet okunduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak kulaklarını ve gözlerini tutmuş. İşitme ve görme de Allah'ın bize verdiği emanetlerdir demiştir. Benzer şekilde konuşma yeteneği de bir emanettir. Eğer öyle olmasaydı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi başka biriyle tartışıp ona söver ve yemin ederse diğeri ben oruçluyum demezdi. Başka bir deyişle ben bu dilimi seninle çekiştirmek ve cevap vermek için değil tutmak ve kontrol etmek için emanet olarak aldım denmektedir. Her ibadetin zahiri ve batini bir tarafı olduğu açıktır. Zahir kabuktur, batini tarafı ise özü oluşturur. Kabuklar farklı sınıflara ayrılır ve her sınıfın farklı katmanları vardır. Kabuklarla yetinmek mi yoksa akıl sahiplerinin arasına karışmak mı bu sana kalmıştır. Nafile oruçlar. Oruç tutmanın keyfiyeti özellikle faziletli günlerde daha belirgin hale gelir. Bu faziletli günler yılda ayda veya haftada bir tekrar eder. Ramazan ayı dışındaki yıllık faziletli günler Areife günü, Aşure günü, Zilhiccen'in ilk 10 günü ve Muharrem'in ilk 10 günüdür. Benzer şekilde bu ayların tamamı özellikle oruç tutmak için uygun bir zaman olup özellikle faziletlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında o kadar sık oruç tutardı ki sanki Ramazanda olduğu zannedilirdi. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan dışında en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Allah'ın ayı olarak kabul edilen Muharrem ayında tutulan oruç yılın ilk ayı olması hasebiyle yıla hayırla başlamanın Allah'ın rızasına daha uygun olduğu için daha büyük bir fazilet taşır. Onun bereketinin devam etme umudunu daha da arttırır. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan-ı şerifte bir gün oruç tutmak hürmetli olan aylardaki bir ay oruçtan eftaldir. Başka bir rivayette şöyle buyurur. Haram aylarda üç gün, perşembe, cuma ve cumartesi günleri oruç tutan kimseye Allahu Teala her gününe mukabil 700 sene ibadet sevabı yazar. Ve yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şaban ayının 15'inden sonra Ramazan orucundan başka oruç yoktur. Bu hadis Şaban ayının son bölümünde oruç tutmanın uygunluğunu ve Ramazan ayının başlangıcında orucu bırakmanın uygun olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle kişi eğer Şaban'da oruç tutuyorsa Ramazan'ın başlamasından birkaç gün önce orucunu açması arzu edilir ancak şaban ayından ramazana kadar oruç tutmaya devam etmekte de mübahtır çünkü Allah'ın resulü de bir keresinde böyle yapmış birçok kereler de ara vermiştir bazı sahabeler recep ayının tamamını oruçla geçirmeyi hoş görmediler çünkü bu şekilde recep ayı değer ve önem açısından ramazan ayına eşit hale gelebilirdi faziletli aylar zilhicce muharrem recep ve şaban iken El-Uşbu'l-El-Haram olarak adlandırılan faziletli aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Bunlardan biri, yani Recep, tek başınayken diğer üçü birbirini takip eder. Bu ayların en faziletlisi Zilhicce'dir. Çünkü içinde haç farizası ile bilinen günler El-Eyyam El-Ma'lumat ve sayılı günler El-Eyyam El-Ma'dudat bulunur. Zilkade hem kutsal aylardan biridir hem de hac aylarından biridir. Diğer yandan Şevval yalnızca hac aylarındandır. Muharrem verecep ise hac aylarından değildirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki rivayette kaydedildiği gibi bir keresinde şöyle demiştir: Allah katında yapılan amellerden hiçbiri Zilhiccenin ilk 10 gününde yapılan amellerden daha faziletli ve sevimli değildir. Gerçekten bu günlerden birinde tutulan oruç bir yıl boyunca tutulan oruca eşdeğerdir ve bu gecelerden birinde kılınan namaz Kadir gecesinde kılınan namaza eşdeğerdir. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. Allah yolunda yapılan cihattan bile daha iyi değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu yanıtı verdi. Allah için yapılan cihadın derecesini böyle bir yorgunluk elde edemez. Ancak atını sürerek kendini yorup kılıcının kınını kırıp kanını döken cihada çıkan mücahit bunun haricindedir. Her ay tekrar eden günlerin oruçları ise her ayın ilk, orta ve son günleridir. Her ayın başında, ortasında ve sonunda yer alır. Bunlar her ayın 13. 14. ve 15. günleridir. Bu geceler Eyyam-ı Biz, beyaz günler olarak adlandırılır ve ay gece boyunca parlak bir mehtap sağlar. Her hafta tekrarlanan günler Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleridir. Bu günlerin Allahu Teala katındaki önemi nedeniyle iki kat faziletlidir ve bu günlerde tutulan oruç ve yapılan hayırlı işlerin sevabı kat kat artırılır. Ömür boyu oruç tutmak ise yılın tüm günlerini kapsayıcıdır. Mutasavvıflar, salikun arasında bu konuda farklı görüşler bulunmakla beraber bu durumu Tırmizi ve Buhari'de yer alan birkaç hadise dayanarak iki nedenle hoş karşılamamışlardır. Birincisi, hayatının tamamında oruç tutarak kişi iki bayramda yani Ramazan bayramı ve kurban bayramı ile teşrik günlerinde yemekten kaçınmak zorunda kalacaktır. Diğer neden ise kişi bu şekilde bir oruç tutması sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhalif davranmış olacaktır ve Allahu Teala'nın kendisine ruhsat verdiği halde nefsine eziyet olsun diye orucu kendisi için bir yük haline getirmiştir ancak böyle tehlikeler yoksa ve kişi ömür boyu oruç tutmanın kendisi için daha hayırlı olduğunu düşünüyorsa elbette bunu yapsın çünkü sahabelerden ve tabiinden birkaçı da aynı şeyi yapmıştır Ebu Musa el-Eşari'nin 7000 sonrası iddia edilen tahkimdeki iki hakemden biri aktardığı bir rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seneyi boydan boya oruç tutan için cehennem daralır ve ona orada yer kalmaz üzerine 90 düğüm vurulur diye buyurmuştur ancak ömür boyu oruç yanında ve fazilet bakımından ondan daha düşük olan başka bir durum daha vardır yani gün aşırı oruç tutmak uygulaması daha zordur ancak bu oruç nefsi terbiye etmede daha etkilidir fazileti hakkında birçok hadis rivayet olunmuştur özellikle bir gün oruç tutup Diğer gün Allah'ın nimetlerinden istifade gören kolun durumu ile ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana dünyanın ve yeryüzünün hazinelerinin anahtarları verildi. Ben Allah'tan korkarım. Bana bir gün açlıkla birlikte bir günde tokluk verir. Tok olduğumda hamd ve şükür ederim. Aç olduğumda da ona yalvarırım. Ve yine en makbul oruç kardeşim Davud'un orucudur. O bir gün oruç tutar ve diğer gün tutmazdı. Yine Abdullah bin Amr radıyallahu an ömrü boyunca hiç uyumama ve oruç tutmaya karar vermiş, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin oruç hakkındaki önerilerinden birine cevaben, bundan daha fazla oruca dayanabilirim demiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber gün aşırı oruç tut diye karşılık vermiş, ancak Abdullah yine daha fazla oruç tutmak istiyorum demiştir. Allah Resulü ise şöyle yanıtlamıştır. Bundan daha faziletlisi yoktur. Ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında hiçbir ayda tüm ayı oruçla geçilmemiştir şeklinde bir rivayet de aktarılmıştır. Senenin yarısında tutamayanlar her üç günde bir oruç tutmaya çalışabilir yani bir gün oruç tutup ardından iki gün oruç tutmayarak ve ayın başında üç gün, ortasında üç gün ve sonunda üç gün oruç tutarak Tüm hayatının üçte birinde oruç tutmuş olur ve böylece oruçları en faziletli zamanlara denk gelir. Eğer pazartesi, perşembe ve cuma günleri her hafta oruç tutarsa bu üçte bir oranına yaklaşır. Oruç tutmanın gerçek manasını anlamadan gerçek maksada ve kemalata ulaşmak mümkün olmaz. Orucun ana amacı kalbi arındırmak ve kalbi Allah'a bağlamaktır. O halde basilet ve akıl sahipleri kendi hallerine bakmalı sürekli ve kesintisiz mi yoksa her ikisini de değerlendirip değerlendirmeyeceğini seçmelidir ancak kişi orucun gerçek manasını kavrar ve kendi kalbinin gözlemiyle ahiret yolculuğundaki yer ve değerini tespit ettiğinde kalbinin selametinin nerede olduğunu bulmakta başarısız olmayacaktır bu da sürekli bir rutin gerektirmez bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Herkesin hiç yemediğini düşünecek kadar oruç tuttuğu ve herkesin hiç oruç tutmadığını düşünecek kadar yemek yediği aktarılmış. Benzer şekilde herkesin hiç uyanmadığını düşündüğü kadar uyumuş ve herkesin hiç yatmadığını düşündüğü kadar uyanık kalmıştır. Tüm bunlarda o her durumda uygun davranışı ona gösteren Peygamberlik ışığı tarafından yönlendirilmiştir. Bazı alimler her oruç arasında dört günden fazla süre geçmesine karşı çıkmıştır. Bundan kasıt Ramazan'dan sonra veya Kurban Bayramı'nın bayram günleri ve teşrik günleridir. Bu tür bir orucun uygulanması kalbi katılaştırır, kötü alışkanlıkların ortaya çıkmasına, şehvetlerin artmasına yol açar. Yemin olsun ki özellikle gündüz ve gece iki kez yemek yiyen çoğu insan için bu doğrudur. Düzenli olarak nafile oruç tutma alışkanlığı hakkında anlatmak istediğimiz de bunlardır. Doğrusunu Allahu Teala bilir. Allahu Teala'nın bizlere bahşettiği bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm nimetleri için ona hamdolsun. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun.''